Nazlı ve Mehmet çifti bir yıllık evliliklerinde vajinismus sorunuyla bize başvurmuşlardı ve tedavilerini tamamlayıp bugün onları mutlu bir şekilde uğurluyoruz. Bize bu güzel video çekimi için de rıza verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Nazlı'yla başlayalım. Nazlıcığım, bir yıl oldu evleneli ve bir yılın her günü bu sorunla yaşamıştın. Şimdi ne hissediyorsun, nasılsın? Bir yılın her günü hocam gerçekten çok berbattı. Çok severek evlendim ama artık işin sonu boşanmaya dayanacaktı. Şu an keşke baştan beri gelseydim ya. Korkularımı yenemedim ben. Ben bundan emindim, yapabilirim diye. Ama sonunda çok şükür yendim. Ya dünyalar benim oldu hocam ya. Ben nasıl anlatırım bilmiyorum ama ya o mutluluk çok farklı bir şey. Yani şöyle düşünmüştüm. Nazire ilk baş geldim. Yapamam, ederim. Yani bir gün yapamadım, negatif gittim. İkinci gün olur, git bir daha. Üçüncü gün yaptığımı fark ettikçe evet yapabiliyorum. Hani evde de kendim denedikçe artık bütün ödevlerimi çok şükür her şeyi hallettim. Kaç gün sürdü peki bu süreç senin kafanda? Çözdüm demek için. Çözdüm demek için üçüncü gün. Ya. Üçüncü gün çözdüm dedim yani bu işi. Bu işte hatta, günde bitti yani. Evet, kendimiz aslında denemek istemiştik evde ama biraz daha bekleyelim. Emin evet. olduktan sonra olsun dedik. Ve gayet de çok rahat oldu her şey. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. Ben en önemlisi burada, hani hep demişti hocamız da tedavide, doktora ve eşe inanın. Doktoruma inanmıştım, eşime tereddüt etmiştim. Ama baktım da çok narin ve naif davranınca. Eş desteği de çok önemli. Gerçekten. Tabii burada Mehmet'in de seni desteklemesi, yanında çok, olması. Çok iyi ki de olmadı. Tabii ki her zaman çiftleri zaten o şekilde anlatıyoruz, tedaviler. Çift olarak katılımda çok daha başarılı ama sizin gibi zaten böyle motive, pozitif gelen hastamız da hep güzel başarılarla evet. gider. İnşallah. Mehmet Bey, siz neler hissediyorsunuz bir yılın sonunda evet. 3 günde başardığımız tedaviyle? Evet, ben eşime bunun hastalık olduğunu, hani böyle bir hastalığım var olduğunu zaten ikna etmeye çalışmıştım. Yani böyle herkes diyor da böyle bir şey yok, hani yaparsın, hani biraz kendine güven. Ama ben dedim yani bu bir hastalık. Hani sadece sen değilsin hasta olan. Birçok kişi var bu konuda. Yani önemli olan doğru kişileri bulmak. Doğru kişileri, yani sizin gibi sağ olun. Yardımcı oldunuz bayağı. Allah razı olsun. 3 gün içinde yani büyük başarı. Gerçekten bunu görmek eşimde büyük bir başarıydı. Yani çünkü çok evham yapan birisi, çok kafayı takan birisi. Ama bu başarıyı görmek gerçekten çok mutlu edici. Yani size çok teşekkür etsek, ne kadar ne teşekkür etsek hazır. Sağ olun. Bizler de sizin mutluluğunuzu görünce, bu gülen yüzleri, bu enerjiyi görünce çok mutlu oluyoruz. Buradan hastalara bir seslenelim o zaman Nazlı, ne diyelim. Yani özellikle sizin gibi bir yıllık olan hastamız da çok ama bizim çok uzun yıllardır evde olan ve cesaret edemeyen hastalarımız da var. Ve onlar bence, sizden yardım çağrısı bekliyor. Hocam herkes cesaret etsin. Gerçekten çok samimi ve çok işten bir yer ilk önce burası. Yani kendinizi hastanede veya klinikte değil de rahat bir ortamda, evinize girmiş gibi. İlk önce cesaret önemli. Ve daha sonra güven. Herkes gelsin ya, uzatmasın. Gerçekten ben şu an geçirdiğim bir yılın pişmanlığını yaşıyorum. Belki ileride inşallah sizin gibi ve bebeklerimiz olduğunda i̇nşallah. Bunu burada daha güzel anlarız yani. Evet, inşallah o günleri de göreceğiz. İnşallah o günler de gelecek. Zaman kaybetmesin hastalarımız. Zaman kaybetmesin. Ve korkulacak bir tedavi. Yok yok hocam, gerçekten hani aklımızda büyüttüğümüz hiçbir şey yoktu. Yani korkulacak bir şey yok. Sadece rahat bıraktıktan sonra her şey kendi halinde olup bitiyor evet. zaten. Tedaviye inanmak, eş evet. desteği. Ve doktorunuzla, doktor terapistinizle olan uyumunuz çok gerçekten önemli. Hocam. Ondan sonrası da zaten çözüldü ve mutluluk yani, olarak size benim gibi bir insan yapabildiyse. Çünkü ben evet evhamlıyımdır, korkarım. Gelecek kaygısı beni mesela bitirirdi. Ama böyle bir insan başardıysa ki herkes başarır yani, ben bunlara eminim. Sana göre senin kadar ağır bir hasta başardıysa 3 günde evet, diyorsun. Evet hocam, kesinlikle yani. Sen kendini hep en ağır hasta olarak mı görüyorsun? Evet hocam, çünkü ben bana deseniz ki yarın deprem olacak, ben uyumam. Eyvah deprem olacak, altında kalırsam ne yaparım? Yani böyle bir insan başarılıysa, takıntılı olan, düz olması gereken, temiz olacak, pis, böyle her şey benim için çok nizami olması gereken bir insan başardıysa, ya herkes başarır bence ya. Ben kendimi çok ağır vaka olarak görmüştüm o yüzden. Ne güzel. Ki yani çok da hafif bir vaka değildin. Yani haklısın, kendini gördüğün kadar da varmış. Ama bu kadar ağır bir vaka olup da yine de çok kısa sürede tedaviye cevap verdin. O yüzden iyi ki buradaydın, iyi ki bizimleydin.
Ve bu tedaviyi tamamladık. Bundan sonra da hep güzel haberlerinizi almayı diliyorum. İnşallah. Sizin sayenizde her şey. İnşallah. Kendinize çok dikkat edin. Herkese de buradan sağlıklı günler diliyoruz. Yolu herkesin her adan geçsin diyoruz. Geçsin. Herkesin geçsin mutlaka. Başka bir üstümüzün. Terapistimize de Safin Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Yani evet. Gecenin 11-12'sinde mesaj attığımızda hemen geri dönmüştü. Sağ olsun. Evet. Terapistimiz. Evet. Yani Safin Hocam gerçekten ben gibi birine sabretti hocam. Yani ben Safin Hocam'a bazen diyordum ki Allah'ım resmen yarın bana gelmese derse ne yaparım? Hiç öyle demedi. İstediğin zaman mesaj atabilirsin, sorabilirsin, yaz. Yani o kadar samimi davrandı ki hep içimden Safin Hocam. Böyle evde terapi yaparken bile kulaklarımda hadi aşkım yapabilirsin sesi hep böyle yankılanıyordu yani. Tatlı motivasyonuyla hep yanımızdaydı. Evet, evde bile hissettirdi. Yani. Ellerine sağlık onunla. Emine sağlık olsun. Ne güzel. Ne güzel. Hep böyle baktınız yüzünüz güzel olsun. Amin, inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Görüşmek üzere.